Merhaba, iyi günler. Ahmet Davutoğlu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı'nı ve Başbakanlığı kaybetmesi, ki resmileşmesi 22 Mayıs olacak. Bununla ilgili yayınlarımızı sürdürüyoruz. Zaten biz kaybetmesinden önce başlamıştık. Ahmet Davutoğlu gidiyor mu diye 21 Nisan'da yaptığımız yayında aslında Levent Gültekin'le gittiğini o zaman Levent Gültekin ilan etmişti. O günden bugüne bunu adım adım takip ediyoruz, takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi Kadri Gürsel'le bu konuları konuşacağız. Kadri, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen dün akşam ayağın tozuyla önce Paris, sonra Oslo ve şimdi İstanbul. Bütün bu olaylar yaşanırken basın özgürlüğü konferanslarına, seremonilerine katıldın. Evet. Şunu soracağım. Tam bu olayların ortasına düştü ve görüştüğün insanların büyük bir çoğunluğu da gazeteci, medya insanları vesaireydi. Türkiye'ye bir belli bir ilginin olumsuz anlamda olduğunu biliyoruz. Bu yaşananları insanlar takip ediyorlar ve önemsiyorlar mı? Çok takip ediyorlar, elbette çok önemsiyorlar ve çok büyük bir kaygı var. Türkiye'de olan biteni izlerken insanlarda oluşan ciddi bir kaygı ve endişeyle izliyorlar Türkiye'deki gelişmeleri ve bunun nerede duracağını, nerede biteceğini soruyorlar sürekli olarak. Yani peki özel olarak bu olay? Oslo'da bana sorulan soru bu, nerede bitecek? Nereye kadar daha? Erdoğan nereye gitmek istiyor? Benim onlara verdiğim cevap da şuydu. Yani Erdoğan bir sınırı yoktur. Türkiye'nin de dibi yoktur, tabanı yoktur. Yani dolayısıyla kendinizi o zaman içinde bu böyle giderse olabilecek en kötü senaryolara hazırlayın. Türkiye ile ilgili böyle giderse. Peki diyor. Özel olarak bu olayı konuştun mu? Yani özel olarak bu olay zaten çok yeni olduğu için Oslo'da 3 Mayıs'tan sonra cereyan etti. Konuşma imkanım olmadı kimseyle. Peki. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bir sadece ve sadece Erdoğan'a kalmış ve sadece Erdoğan'ın temsil ettiği bir Türkiye'nin dünyada işi fevkalade zordur. Ve hatta şunu söyleyeyim, imkansız. Çünkü hani derler ya, hiç kredisi kalmamış falan. Hayır, öyle de değil. Yani Erdoğan imajı, Erdoğan algısı eksilerde ve serbest düşüşte. Yani bir sıfırın çok altına inmiş durumda. Peki bu dediğin ilgili, yani şöyle diyeyim, gördüğüm kadarıyla Batı'da medyanın 70'lerden 60'lardan bu yana diline doladığı bir takım figürler vardır, biliyorsunuz işte. Klişeler. Hayır, figürler. Yani artık Batı için bir eğlence kaynağı haline gelmiş. Onlardan birine dönüşüyor Erdoğan hızla. Bu Kaddafi olabilir, İdi Amin olabilir, Ahmet Necat olabilir. Bunlardan bahsediyorum. Peki şunu söyleyeyim. Benim bir tespitim var. Bunu değişik yayınlarda dile getirdim. Katılımcılarla da konuştum. Şöyle bir realite var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hem teşkilatta hem de tabanda, seçmende ama aynı zamanda ülkenin kendisinde, ülkenin toplumunda Tayyip Erdoğan'ın çok ciddi bir karşılığı ve denetimi var, gücü var. Ahmet Davutoğlu ise üniversiteden bir hoca olarak daha teknokrat bir kimlikle, siyasetle ilgili ama Tayyip Erdoğan'la rekabet edebilmesi imkanı yok ülke içinde. Ve dolayısıyla Ahmet Davutoğlu uluslararası ilişkiler hocası olmasının da etkisiyle ve belli bir adı da olmasının etkisiyle başbakanlığında özellikle kendini Tayyip Erdoğan'la yarışmasının en kolay olacağı dünyada ve özellikle Batı dünyasında daha fazla öne çıktı ve burada yani kendine iktidarın içerisinde bir özellik, bir alan, iktidar alanı yaratmak istediğinde en kolay yapabileceği yer Batı'ydı. Mesela en son dönemde sık sık Merkel'le mültecilik konusu da olsa yani kaç kere fotoğraf verdi. Ben düşünüyorum ki Tayyip Erdoğan'da ciddi bir rahatsızlık yaratmış olsa gerek ve onun gitmesinde birinci derecede önemli hususlardan birisi de bu olsa gerek. Katılır mısın? Kesinlikle katılıyorum. Ben burada Erdoğan'ın insiyaki davrandığı da kanaatindeyim. Yani Erdoğan'ın bir ya işte çok usta bir taktisyen, bir hesap adamı olan bir politikacı olduğu söylenir falan ama burada içgüdüsel hareket ettiğini de teslim etmek lazım. İçgüdüleriyle davrandı. Erdoğan iktidarını paylaşmak istemeyen biri. Asla ve kat'a bunu istemiyor. Zaten başkanlık sistemi adı altında aslında
istediği anayasal diktatörlüktü. Böyle bir şey. Yani başbakanlık makamında oturan kişiyle iktidarını paylaşmak istemedi. Hiçbir zaman istemedi. Bu var evet ama şunu görmek bence lazım. Onun görmesi lazımdı önce. Yani Davutoğlu'nun başbakan olduğu bir iktidar ve bir AKP'nin kendisi için bir parti. Yani kurumsal kimliği adına AKP'den ne kalmışsa onu savunabilen ve AKP'yi bir siyasi parti olarak, yani hedefleri, siyasi programı olan, işte liderinin de ötesine geçebilecek bir tarihi kavrayışı, bir vukfu olan bir partiymiş gibi gösterebilecek tek kişi Davutoğlu'ydu. Davutoğlu'nun gitmesi AKP'yi bence içinden çıkamayacağı bir krizin içine soktu. Zaten AKP'nin krizi diyoruz ya burada buna. Lider için bir parti olduğu gerçeğini çok açık bir şekilde gözler önüne serdi. Ve bunun artık bundan sonra yönetebilecek bir tarafı yok. Yani Erdoğan ve AKP arasındaki, Erdoğan ve Davutoğlu arasında bir dönem Cumhurbaşkanı olana kadar Erdoğan. İyi yürümüş olan bir tamamlayıcılık özelliği vardı. Erdoğan ve Davutoğlu AKP'nin hikayesini birlikte yazdılar. Bu çok önemli bir şey. Yani AKP'yi AKP yapan, bugün Orta Doğu'daki bütün bu olumsuz dönüşümü hazırlayan, Türkiye'deki olumsuz gidişatı ve bugün bulunduğumuz noktaya getiren olayların gelişiminin yatağını döşeyen, bütün bu son bütün bu süreci yazarı, senaryo yazarı Erdoğan ve Davutoğlu'dur. Her ne kadar Erdoğan'ın liderliği olsa da tek başına, tabii ki bu tartışılmaz. Pek çok açıdan bu olumsuz tabloyu ortaya çıkartmakta tamamlayıcı rol oynadılar. Ben hep bunu öteden beri bir simbiyotik ilişki olarak izah ederim. Türkçesiyle. Simbiyotik ilişki biyolojiden mülhemdir. Yani türdeş olmayan varlıkların birbirlerine yek diğerinde olmayan kapasiteleri ikram ederek bir birlikte yaşam formu oluşturmaları. Birbirlerini tamamlıyorlar. Birbirlerini tamamlıyorlar. Şöyle ki işte Erdoğan lider ve sokak dövüşçüsü, Davutoğlu ise lider değil. Teorisyen. Belki politikacı bile değil ama teorisyen ve ideolog ve aynı zamanda da bir münazaracı. İşte biri doktriner bakıyor, diğeri içgüdüleriyle bakıyor. Biri örgütçü, diğeri sözde vizyoner. Bir de bu tür şeyler var ve Davutoğlu Erdoğan'ın uluslararası sahnede asla oynayamayacağı bir oradan devam edelim. Orada şöyle bir soru soracağım. Malum Washington'a gitmek istedi Davutoğlu ve bayağı bir uğraştı gitmek için. En son biz Tolga Tanış'la izledin mi bilmiyorum bir yayın yaptık ve Tolga dedi ki Amerika Birleşik Devletleri bu ziyareti olumladı. Olacaktı ama son anda Ankara'dan iptal oldu. Gitme dediler. Tabii gitme yani dediler ve hemen zaten normalde ne zaman olacak? Ben gittim, sen niye gidiyorsun şimdi? Ne evet. Konuşacaksın? Ama zaten öyle bu. Değil mi? Onun zaten gideceği, onun zaten görüşmek isteyeceği ve temelen görüşeceği ortadayken Davutoğlu'nun bir de hemen ardından Obama ile görüşecek olmasında bir arayış var herhalde. Yani Obama ile fotoğraf çektirmek en azından. Evet. Bir güç göstermek. Şu mesaj verilmiş olacaktı. Sen bu adamla görüşmek için günlerce lobi yaptın, günlerce kapı aşındırdın, kapı tıklattın, çaba gösterdin. Nihayet son dakikada işte o da oldu, son dakikada oldu ama. Evet. Ama bak ben istediğim için beni hemen kabul etti. Yani bu çıkacaktı ortaya, bunun çıkmasına buna izin veremezdi Erdoğan. Vermedi nitekim ama şu da hazin bir tablo değil mi Türkiye açısından? Şimdi bu hikayeyi, bu trajik hikaye, öyküyü birlikte yazdılar, birlikte uyguladılar. Sorumlulukları da ortak. Fakat gel gör ki Davutoğlu gibi bir figür
ki Davutoğlu da bir bence alay konusuydu uluslararası kulislerde. Çok çok iyi biliyorum. Çok 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 dinledim yani. Davutoğlu bir alay konusuydu. Yani karşısındaki insana, yani karşısında kariyer olarak, siyasi kariyer olarak kendisinin çok fevkinde olan insanlara saatlerce diskur çekmesi, konferans vermesi. Yani hatta onu şöyle anlatıyor işte, onlara bir analiz yaptım falan. Çok ilgiyle dinlediler. Bir saat falan analiz yapıyor. Sen hiç yani, ona maruz kalmadın mı? Ben de kaldım maruz da ben ilkinde ilginç olabiliyor. Hatta ilginç. Yazdım ben bunu, ilkinde ilginç olabiliyordu. Ben severim böyle analitik bakan falan ama bu analizin gerçeklerle temas halinde olması lazım. Yani bulutların üstünde bir analiz yaptığın zaman yere... Peki Kadri, bu şimdi, uluslararası şeye demin bir laf ettin. Şunu söyleyeceğim ben, şunu söyleyeceğim. Türkiye'deki liderlikle Batı alemi, dünya sistemi arasına bir balata, bir tampon yani sıyırmaması için. Yani çünkü balata olmadığı zaman ne olur? Kıvılcım çıkar, yangın çıkar. Şimdi onu söyleyeceğim. Yani sıyırır. Tamam. Şimdi bu haliyle bile Davutoğlu, bakın yani Davutoğlu bile, ki ciddiye alınmıyordu Davutoğlu hiçbir şekilde. Bu haliyle bile bir ona bir yastık rolü ve bu mülteciler krizi sırasında aman Davutoğlu başarılı olsun. Yani bu adama bir başarı ikram edelim ki Erdoğan karşısında biraz güçlü dursun da işte biz de birileriyle muhatap olalım. Biz de Erdoğan'la sürekli muhatap olmaktan kurtulalım diye orada bütün sistem, yani bunun içine NATO'su, AB'si, Washington'u, şusu busu son derece yardımcı oldular Davutoğlu'na. Neden? Bizi Erdoğan'la baş başa bırakmasın. Peki diye. Şimdi ne oldu? 3B deniyor. En kötü durum ortaya çıktı. Yani bu Erdoğan'ın sadece ve sadece karşılarında muhatap olarak Erdoğan ve adamlarını bulacakları bir Türkiye var. Orada onu soracağım. Yani. 3B deniyor biliyorsun. Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ ve Berat Albayrak. Bunlardan herhangi birisinin Davutoğlu'nun kısmen oynadığı o balata rolünü oynayabilme ihtimali görüyor musun? Görmüyorum, şöyle görmüyorum. İkisi bu rolü oynayamaz, kapasiteleri bence el vermiyor. Yani Bekir Bozdağ ve Binali Yıldırım. Berat Albayrak'ta entel eğilimler var. İşte entel özentileri olan bir adam. Aynen bu ifadeyi kullanırım, ne dediğimi de biliyorum. Tırnak içinde falan değil. Yani Sabah'ta yazdığı yazılardan çünkü bir entellik iddiası, küçümseyerek söylüyorum yalnız lütfen. Altını çizerek. Tamam anladım ha, tamam. Küçümsediğim için tamam. Söylüyorum. Bir entellik iddiası var ama o da damat. Yani o da bir aslında bir alay konusu olmaya son derece mütemayil bir figür. Düşünebiliyor musunuz koskoca Türkiye'de, yani nüfusu 80 milyona gelen bir ülkede başbakan olarak damadın adı geçiyor. Yani bu dün ben Oslo'dayken sizin Levent'le, Gültekin'le yayınınızı izledim. Orada da yani hakikaten yani derler ya Türkiye buna layıkmış ama ben hala müstahak olmadığımızı düşünüyorum her şeye rağmen. Anormal koşullar altında yaşıyoruz. Burada ortaya çıkan durum şu, yani bakıyorsun çevresindeki, yakın çevresindeki adamlara. Yani işte Canik'le, Efkan'la da, Bozdağ, damat, Binali Yıldırım falan. Yani bir AKP'den geriye kala kala bunlar kalmış durumda. Bir ara verelim, bir reklama gidelim, kısa bir reklama. Reklamdan sonra Kadri Gürsel'le krizi konuşmaya devam ediyoruz. Thank you.
Evet, Kadri Gürsel'le AKP'nin krizini konuşmaya devam ediyoruz. Kadri, bugün hükümete yakın gazetelerin birinci sayfalarına baktığımda sanki şöyle bir şey var. Ahmet Davutoğlu bir ailevi mesele ya da sağlık sorunlarıyla sanki şey yapmak zorunda kalmış. Hiçbir sorun, yani çok dostane bir şekilde bırakmış. Yani şey, istenmeyen bir olay olmuş yani. Ama hiçbir sorun yokmuş gibi bir hava var. Yani başlıklara baktığımız zaman fitneye yer yok, işte vefa ve vesaire şu bu falan. Verdiği mesajlarda mesela Cumhurbaşkanı'na vefa vardı ama bir taraftan da bu benim tercihim değildir vurgusu vardı ve çalışma arkadaşlarına, yakın zamana kadar ki MKYK ve kabinedeki çalışma arkadaşlarına çok ciddi sitem vardı, öfke vardı aslında. Evet, tabii, yani tabii. En kibar bir şekilde ifade edilebilecek söylemi. Şimdi bu bayağı bir kriz aslında. Sen diyorsun ki bu kriz şu anda çözülmüş gibi. Zaten başka bir seçeneği yoktu. Savaş açabilecek hali yoktu. Çözüldüğü kanaatinde değil. Hayır, şeyi diyorum. Yani anladım. Davutoğlu bu sürdüremezdi. Yani mümkün değildi. Yani. Kazanması mümkün olmayan bir kavgaydı. Ama mesela kendini iyice çekecek herhalde ve büyük bir ihtimalle siyasette devam etmeyecek artık gibi görüyorum. Artık siyasette kalma şansı yok. Çünkü Davutoğlu'nun siyasette kalması için arkasında bir başarı öyküsü olması lazım. Tam tersine bir felaket öyküsü yazdı Davutoğlu. Yani, 20 ayda evet. Kaç yani, katliam, kaç şey. Yani bu hayır sadece o değil. Yani. 2009'da Dışişleri Bakanı olduğundan bugüne Türkiye'nin dış politikası, daha sonra 2011'den itibaren hararetle benimsediği, iştiyakla böyle sarıldığı Suriye, geliştirip sarıldığı Suriye politikası ve neticede gelinen nokta, bununla beraber iç siyasi nedenlerden kaynaklanan işte PKK ile ateşkes ve savaş tercihleri, ki bu tamamen iç siyasetin konsolidasyonuyla ilgili tercihlerdi. Barış sözde gerektiğinde ateşkes o uygulandı falan, hepimiz çözüm süreci var falan diye kendimizi yani kandırmaya zorlandık onlar tarafından. Ayrı mesele ama şimdi ben kriz deyince AKP'nin krizi, evet AKP'nin çok şu an yaşadığı tarihsel bir kimlik krizine bu işaret ediyor ve bundan çıkamayacak AKP. Bir kere bakın, en önemli eksik. Bundan neden çıkamayacak? Bir, AKP kaderini Erdoğan'ın kaderiyle bir defa tamamen bağladı, kendini Erdoğan'a bağladı. Erdoğan'ın aparatı haline getirdi kendisini. O zaman Erdoğan'ın başarısı gerekecek AKP'yi ayakta tutmak için. Denilebilir ki %35'lik bir su geçirmez, erişilmesi mümkün olmayan bir taban var ve bu tabanla zaten ilelebette iktidar ya da iktidar ortağı olarak kalabilir bu %35 taban. Erdoğan'ın kişilik kültünün efsunlayıcı etkisi altında, Erdoğan'a büyük bir sevgi ve muhabbetle bağlı bir taban. Tamam, ama bunun ilelebet böyle kalacağı varsayılamaz. Çünkü hiçbir tarihte bunun örneği yok. Yani hiçbir güçlü adam, hiçbir otoriter lider eğer halkına dağıtacağı rantiye geliri yoksa, petrol, doğalgaz geliri gibi, değil mi? Barıştan vazgeçtik. Güvenlik ve istikrar ve de sürdürülebilir veyahut dönemsel olarak yüksek seviyelerde cereyan eden bir büyüme hızı ve refah artışı sağlamadan iktidarda kalamaz. Hele bu Türkiye'de hiç mümkün değil. Yani bir ahlaki üstünlük de gerekiyor. Bunun yanında bir yeni paradigmaları inşa etmesi lazım falan. Yani bu, bakın 2011'den bu yana %50 ile geldi AKP iktidara 2011'den bu yana. Hangi sorunu çözdüler? Biz bir ara Kürt sorunu çözüyorlarmış gibi yaptılar ama bugün Kürt sorunu, bugün tarihinin en zor ve en çetrefil, en karmaşık ve çözümünün en maliyetli olduğu bir satımailde derinleşiyor ve büyüyor. Çok önemli bir sorun var. O krizin bence en önemli ayaklarından birisi ideolojik ve politik bir kriz var. Artık AKP İslamcı falan değil. Yani İslam'ı tabii ki enstrüman olarak bol miktarda kullanıyorlar ama baktığın zaman mesela şey olarak kıyasladığın zaman AKP'den
tasfiye olan, dışlanan ya da kenara itilen insanların büyük bir kısmı biz genellikle şey olarak biliyoruz. Bir şekilde İslami hareketin değişik yerlerinde, değişik şekillerde pozisyon almış kişiler, emek vermiş kişiler. Şimdi baktığımız zaman mesela Davutoğlu, her şey bir yana Davutoğlu İslamcı bir akademisyendi. Evet. Başından itibaren kendine özgü bir İslamcılığı vardı ama İslamcı ve etrafında olan insanların da Levent onu dün izledin gör orada da söylemişti. Bence o çok önemli. AKP'nin içerisinde kalan son İslamcılar da kendilerini daha çok Davutoğlu üzerinden tarif etmeye kalkıyorlardı. Şimdi bir bakıyoruz Davutoğlu'na karşı onu dışlayan, iten insanların o işte Pelikan vesaire gibi şeylere baktığımız zaman da hiçbir yerde İslam, İslamcılık vesaire yok. Yani olay tamamen senin demin söylediğin gibi hem kişisel olarak Tayyip Erdoğan'a hem de Erdoğan'ın beynine yani vizyonuna indirgenmiş durumda. Erdoğan'ın vizyonu da kişiselleşmiş bir vizyon. İşte yani söyleyeyim. Erdoğan'ın vizyonu neticede kendisinin, ailesinin ve iktidarının güvenliğini ve sürdürülebilirliğini, bekasını korumaya dönük bir vizyon. Başka bir şey değil artık buna. Yani 17-25 Aralık'tan sonra bu böyle. Ama ben katılamayacağım buna. Burada çünkü tabii yani çünkü bir reel İslamcılık ve kitabi İslamcılık, politik ideolojik manada kitaba uygun İslamcılık tartışması belki burada yapmakta fayda var. Ben şöyle bir paralellik kurulabilir bunun içinde. Yani mesela Stalin de neticede bütün çevresindeki işte kendisine rakip olabilecek devrimcileri, sosyalistleri birer birer yok etti. Daha sonra da ortaya çıkan onun yolundan işte Kruşçov ve ardından gelen gelişmede ciddi bir revizyonizm tartışması başlamıştır. Sovyetler Birliği'nde ideolojik tartışma. Yani sosyalizm ve Marksizm'i revize ettiği ve değiştirdiği falan işte anlamı özünü ortadan kaldırdığı. Burada da bence aslında hala tam tersine Erdoğan iktidarını meşrulaştırmak için dine önemli ölçüde müracaat ediliyor. İslamcılığa da müracaat ediliyor. Bir şey vurgusu var sürekli yani. Erdoğan'ın bu ödünç kullanacağım bir kavram mesyanik, mesihimsi yani ilahi bir misyona sahip olan bir lider özelliği atfediliyor ve Türkiye'nin neticede de toplumunun muhafazakarlaştırılması için de ne lazımsa eğitim yoluyla ve diğer yollardan yapılıyor aslında bir İslamcı program hali hazırda uygulanıyor. Laiklik tartışması da açıldı. Neticede benim bakacağım kriterler bunlar. Evet. Siyaset için azami ölçüde kullanıyorlar. Daha da artırarak kullanacaklar bunu. Çünkü ellerinde başka bir şey kalmadı. Tam tersine ellerinde dinden ve Erdoğan'a atfedilen bu özellik dışında hiçbir şey kalmadı. Ve İslamcı olmadıkları iddiası benim gözümde bu açıdan da çok da gerçekçi peki, iddia tamam, değil. Orada anlaşamadık. Gelelim. Bundan sonra ne bekliyorsun? Neler olacak? Erken seçim vesaire, evet. Referandum şu bu. Yani bir kere Davutoğlu olayı çok hızlı gelişti. Belli ki Erdoğan'ın bir acelesi var, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Erdoğan'ın acelesi mi var yoksa Türkiye artık bir eğimde kaçınılmaz bir noktaya doğru ya da noktalara doğru giderken eğimde ya da düşüşte olan kütlenin düşüş sürdüğü nispette ağırlığının artması da olduğu gibi kaçılmaz olarak o sona doğru giderken hızını da arttırıyor mu acaba gelişmeler? Olayların arasındaki periyod açıklığı hızla kapanıyor. Ritim hızla artıyor. Bu şunu işaret ediyor bence.
önümüzdeki olumsuz senaryoların öngörülenden de çok daha yakın bir süre zaman içinde tahakkuk edebileceğini bize gösteriyor, bence işaret ediyor. Çünkü Davutoğlu'nun gidebileceği muhakkaktı. Bunun zamanlamasını öngörebilenlere takdirle karşılıyorum tabii. Bu önemli bir şey. Muhakkak olmasının nedeni de şuydu. Pelikan dosyasında da o son derece kompozisyon mantığıyla yazılmış, beceriksiz, kötü bir Türkçeyle yazılmış, günlük bir Pespaye Bulvar Gazetesi'nin köşe yazısı gibi yazılmış, hiçbir ideolojik ve politik içeriği olmayan bir, sadece sen ben bilmem ne tartışması, yani sen onu yaptın, ben onu dedi, o bana dedi ki, şu bir dedikodu kazanı belli ki, çok sığ bir politik iktidar kavgası. Usluptan da bu çıkıyor zaten. Aradaki niteliksizlik buradan akıyor. Ama önemli veriler var bu Pelikan dosyasında. Oradan da bizim gördüğümüz Davutoğlu'nun siyaseten tasfiye edilmesindeki en büyük rol yine kendisi. Davutoğlu bir kitap yazdı. Türkiye'yi o kitaba uydurabileceğini ve bölgeyi ve Türkiye'yi o kitaba uydurabileceğini sandı ve mahvetti. Mahvetti. Hem bölgeyi de mahvetti, Türkiye'yi de mahvetti Erdoğan'la beraber. Erdoğan ona verdiği güçle, gücü kullanarak mahvetti. Ondan sonra da yine aynı hayalciliğin sonucu zannetti ki, temel analiz yanlışı yani. Ne kadar kötü bir analist olduğunu görüyoruz Davutoğlu'nun. Ne kadar gerçeklerden kopuk. Gerçek bir başbakan olacağını zannetti ve son ana kadar da hep bunda ısrarlı oldu. Bir geriye dönüşü olmayan nokta vardı elbette. Ama bakın, Davutoğlu'nun neden kendini hep parantez kapatmaktan söz eden Davutoğlu'nun parantezini bu kadar kısa sürede 2009'dan 2016 kaç sene? 7 senede kapatmasının nedeni bu işte. Yani hep zannederek götürdü bütün siyaset hayatını ve Erdoğan'la çatıştığının belki farkında bile olamadı ve paldır küldür gitti. Bu noktadan sonra, ama gidişinden sonra, bundan sonra bence AKP'de AKP kurudu çok. AKP'nin sırrı döküldü. AKP bundan sonra şu gerçeği teslim edeceğiz AKP'yi düşünürken. Türkiye'nin herhangi bir sorunu çözebilecek mi? Çözemeyecek. Hiçbir sorunu çözemeyecek AKP. Ekonomi yönetimi bir felaket ve Türkiye ekonomisi çok kırılgan. Bunu da görüyoruz. Türkiye bir serbest piyasa ekonomisi olmaktan çıktı. Bir kumanda ve ekonomisine dönüşü ve bu kumandanın nasıl sürdürüldüğü de bilinmiyor. Transparans şey yok, yani şeffaflık da yok neticede. Bu buradan benim yeni bir silkinme, yeni bir dirilme, bir canlanmanın çıkmasını beklemenin abes olduğu. Ama karşısında da bir şey olmadı. Bu da zaten işte Türkiye'nin en büyük şanssızlığı. Eğer bir alternatif olsaydı karşısında, bu alternatife güvenerek Türkiye hakkındaki olumsuz senaryoların yanına bir de bir olumlu senaryo koyabilirdik. O da derdik ki bir demokratik değişim, bir alternatif mümkün. Ama hayır. Bir, şunu diyorduk hep, işte bir değişim AKP'nin içinden gelebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Onu yok etti. Onu ortadan kaldırdı. 7 Haziran'dan itibaren Türkiye'deki demokratik değişim ihtimalini de yok etti, sıfırladı. Geriye de bir şey kalmıyor zaten. Sadece olumsuz senaryolarla karşı karşıyayız ve kendisini bu senaryoların tezahüründen kurtarmaya yetecek imkanları daha az değil. Çünkü artık söyleyecek bir şey de yok. Yani burada Türkiye'nin sorunlarını çözmesi lazım. Sorunları çözmeden geçen her süre o sorunların ağırlaşmasına ve o nispetle de bir şekilde nasıl olacağını bilemeyeceğimiz bu rejimin
sonunun gelmesine hizmet ediyor bir şey daha. Ama bunu yaparken tabii bizim esas kaygımız, esas problemimiz bu sondan Türkiye'yi kurtarmak olmalı. Türkiye'yi nasıl kurtaracağız bu sondan? Bu sona Türkiye'yi ortak etme olmaktan nasıl men edeceğiz? Bütün mesele bu. Bu konuda da çok fazla iyimser değilim. O da işte siyasi alternatif ve siyasi değişim imkanlarının yok denecek seviyede kısıtlanmış olması. Dün Çiğdem Toker de senin söylediklerine benzer bir şey söyledi. En güçlü görüldüğü anda aslında güçsüzlüğü saklı Erdoğan için. Yani şimdi şöyle bir şey var ya, Davutoğlu da tasfiye etti. Her istediğini yapıyor, yapacak vesaire. Yani önü sonuna kadar açık gibi bir algı var. Ama aslında kriz çok ciddi bir şekilde katlanarak artıyor. Senin bahsettiğin gibi yönetememe, sorun çözememe, bir de umut verememe. Şimdi en de sonunda baktığımız zaman kendisi Cumhurbaşkanı olduğunda partiyi güle bırakmış olsaydı AKP'nin yine bir içeride ve dışarıda bir şey olacaktı. Yapmadı. Davutoğlu'na bıraktı. Bir burukluk yarattı ama yine de Davutoğlu en azından tabanda vesairede belli bir ağırlığı olan, yabancıların da bildiği, saygınlığı olan evet, bir isim olduğu için de bir idare edildi. Şimdi ama ona bile tahammül edemeyen bir iktidar paylaşmama ısrarıyla beraber, yani iktidarını kimseyle paylaşmayan bir liderin sonunda iktidarı elinde ne kadar monopolize, tekerleştirirse tekerleştirsin, sonuçta aslında kendi iktidarını da sınırlıyor. Şöyle bir şey denilebilir. Yani teşbihte hata olur olmaz ayrı mesele. Diktatörlük teorilerinde en güçlü diktatör iktidar muktedir olabilmek için en az sayıda ortağa ihtiyaç duyan diktatördür. Bu teori Erdoğan örneğinde tepe taklak oluyor. Çünkü hiç de öyle bir durumda değil. Yani aslında Erdoğan'ın iktidar muktedir olarak kalabilmesi için bugünkü koşullarda çok sayıda ittifaka ihtiyacı var ki. Çünkü başarısızlığına ortak bulmak zorunda Erdoğan. Ama kim ittifak kuracak? Bakın, yani işte yok. Yani mesele o. O kadar daraldı, o kadar keskinleşti ki. Ama aramıyor sanki. O kadar ağırlaştı ki. O zaman o onun hatası. Zaten Davutoğlu'nu tasfiye etmesi, Davutoğlu'nu yönetmeyi becerebilmeliydi. Beceremedi Davutoğlu'nu yönetmeyi. Yani Davutoğlu onun için bir yastıktı, bir tampondu. Partisine bir kurumsal kimlik kazandırıyordu. Mış gibi anlamda. Yani AKP gerçekten de onun bir aparatı değil de işte gerçek bir partiymiş gibi filan. Bunun acısını bence çekecek. Aynı zamanda bu kapasite kaybı. Yani şimdi Davutoğlu'yla göndermek zorunda olduğu bir entelektüel kapasite var. Orada işte setacılar var falan, onun şey yaptığı insanlar. Ben bunları olumlamak için söylemiyorum. Aslında olumlamıyorum o kapasiteyi ama kapasite kapasitedir. Teknik manada konuşuyorum. Çevresinde kalanlara bakın. Yani işte böyle pelikan tarzı metinler üretebilecek insanlar en fazla yani bunlar. Yani evet. Burada noktayı koyalım. Kolay değil. Evet, Kadri Gürsel'le Adalet ve Kalkınma Partisi'nin krizini konuştuk. Aslında bu kriz Recep Tayyip Erdoğan'ın krizi. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Recep Tayyip Erdoğan'a tam anlamıyla endekslenmiş durumda. Yayınlarımız devam edecek. Akşam 18'de Transatlantik olacak yine. Ömer Taşpınar ve Gönül Tol'la Davutoğlu olayının Washington'a da nasıl yansıdığını, yansıyabileceğini konuşacağız. Arada bir başka yayınımız olma ihtimali var. Onu sosyal medyadan paylaşırız. Henüz kesinleşmedi. Kadri Gürsel'e çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi günler.